Merhabalar, videomu izleyen herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, taze bamya sevenler burada mısınız acaba? Almanya'da Türk marketinde bamyayı görünce hemen alıp evde denemek istedim. Tarifimi de yapmışken sizlerle paylaşmak istedim. Tabii buradaki aldığımız bamyalar Türkiye'deki pazarlardaki bamyalarla asla kıyaslanmaz. Evet, bamyalar oldukça bir siyahlaşmıştı. Bu halde bile alıp denemek istedim. Ve daha sonra gerçekten rengi açıldı. Limonlu suda haşladıktan sonra çok güzel bir renge dönüştü. Evet, taze bamyalarımızı öncelikle arkadaşlar bol suda yıkıyoruz. Ben bu şekilde sizlere göstermek istedim. Daha sonra lavabomun altını aldım, güzelce yıkadım. Daha sonra süzgecin içerisinde süzdürdüm. Ve kalem açar gibi arkadaşlar bir bıçak yardımı ile huni şeklini vererek tüm bamyaları elimden geçirerek düzledim. Evet, bu işlemi tek tek yapmalıyız. Biraz zahmetli bu kısmı. Ya emek vermeden de yemek olmuyor maalesef. Evet, tüm bamyalarımızı elimizden geçirerek düzlüyoruz arkadaşlar. Aynen kalem açar gibi bıçakla bu şekilde huni şekli vererek açıyoruz. Kafa kısmını tamamıyla kesmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Eğer kafasını kesersek yemeğimiz pişerken sünemsi olacaktır. Salyalanma olacaktı. Bu da hoş olmayacaktı. Bunun için bu püf noktaları önemlidir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Evet, bu şekilde düzlüyoruz bütün bamyaları. Ve daha sonra büyük bamyaları da arkadaşlar doğrayacağız. Ama ilk önce limonlu suda kaynatma işlemini yapacağız. Kesinlikle sünmeyen bir bamya yemeği yiyeceğiz. Evet, temizledikten sonra tüm bamyalarımızı gördüğünüz gibi kaynamış suya alıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 litre arasındaki sıcak suya ekliyoruz. Ve 500 gram olan taze bamyalarımı, temizlediğim taze bamyalarımı sıcak suyun içerisine attım. Bir tane de limonun suyunu sıkıp kabuklarını da içine attıktan sonra rengi dönene kadar haşlamaya bıraktım. Yaklaşık bir 10 dakika civarı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş da rengi dönmeye başlıyor bu esnada. Evet, haşlamış olduğumuz bamyalarımızı artık kevgir ile süzgece aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o siyah lekelerde oldukça açıldılar. Çok güzel bir renge dönüştü. İyi ki de almışım dedim. Gördüğünüz gibi çok güzel haşlandı. Daha sonra soğuk suya bir kısa bir süre tutup yıkadım ve tepsime aldım. Burada seçtim arkadaşlar. Büyüklerini alıp bu şekilde 3'e 4'e kestim. Bu kestiklerimi şimdi tavuklu bamya yemeği yapacağız. Geri kalan küçük olan bamyalarımı da poşetleyip derin dondurucuya kaldırdım. Onu da daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Diğer videolarımda nasıl kaldırdığımı dair izleyebilirsiniz. Evet, yemeğimizin yapılışı, taze bamya yemeğimizin yapılışı, tenceremize zeytinyağı alalım. Yaklaşık bir 100 gram kadar tavuk kuşbaşı etini ilave edelim ve kavurmaya bırakalım. Bir tane yemeklik doğradığımız soğanı da ekleyelim. Dilerseniz daha ince kıyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız inceliklerini. Bir tane biber, bir tane domates küp doğradığımız hepsini ekleyip kavurmaya bırakalım. Yaklaşık bir yemek kaşığı salça da ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Ayrıca belirtmek isterim ki arkadaşlar, sizler dilerseniz sade zeytinyağlı bamya pişirebilirsiniz. Veya kıymalı bamya pişirebilirsiniz. Kıymalı nohutlu. Hatta kırmızı etten, dana veya kuzudan da pişirebilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Ben tavuklu bamyayı çok seviyorum. Güzel oluyor. Bunun için tavuklu yapmayı tercih ettim. Sizler dediğim gibi sade zeytinyağlı veya diğer kırmızı etten de aynı şekilde yemeğimizi pişirebilirsiniz aynı yöntemle. Evet, doğramış olduğum yaklaşık 150-200 gram kadar taze bamyamı da ekledim. Kısa bir süre kavurdum.
Yaklaşık 1 litre kadar da sıcak su ekledim. Yarım tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, yaklaşık yarım limon suyu ilave ettikten sonra orta ateşte yarım kapalı bamya yemeğimi pişirmeye bıraktım. Yaklaşık 20-30 dakika arası yemeğim pişmiş oldu. Ve yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kesinlikle yemeğimizde sünme yok. Tane taneler. Doğradığımız halde bamyalarımız sünem sünem olmadı. Ve inanılmaz lezzetli bir bamya yemeği oldu. Pişmiş olan yemeğimizi servis tabağımıza alalım. Sıcak şekilde. Üzerine küçük bir tutam maydanoz kıyalım. Ve servis yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Evet, bir başka yayında farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.